Ekmek parasına bu hafta otomobil tamir ediyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, ustamızın yanına doğru ilerleyelim. Kolay gelsin usta. Sağ olun, hoş geldiniz. Usta merhaba. Merhaba. Ben İbrahim. Murat. Murat usta. Evet. Usta bugün birlikteyiz. Otomobil tamir edeceğiz, değil mi? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım, buyurun ama bu şekilde mi? Bu şekilde olmaz değil mi? Ya bence bu şekilde olmaz. Biz bu şekilde çalışmıyoruz. O zaman sanayi sektöründe bir kıyafet, bir hani mekana bir uyum sağlamalıyız yani. Evet, tabii ki de. O zaman ben üzerimi giyeyim. Tamam, olabilir. Bir kıyafet verin siz bana, ondan tamam. Sonra başlayalım. Tamam, olabilir. Size bir kıyafet verelim. Ona göre başlayalım ve beraber çalışmaya devam edelim. Eyvallah usta. Geçiyorum o zaman. Tamam, buyurun. Ben size bu kıyafet vereyim. Evet, şimdi üzerimizi giydik. Herhalde tamire doğru tamam, gideceğiz değil mi usta? İşleme başlayalım. Nasıl olmuş mu ilk başta usta? Olmuş, yakışmış yani. Güzel olmuş mu? Ya? Ben de şöyle bir rahatlık geldi. Aynı zamanda şöyle bir ustalık da geldi. Yani işte montu giyince, tulumu giyince. Evet, sanayi sektöründe böyle bir hani bu tür kıyafetleri kullanıyoruz. Rahat olması için, çalışmada engel olmaması için bu tür kıyafetleri giyer alıyoruz. Hem de kirpası. Evet, tabii ki önlemek için hani en azından normal günlük kıyafetlerimizde batmaması için böyle kıyafetlere yer veriyoruz. Eyvallah. İşleme başlayalım. Şimdi nasıl çalışıldığını görelim. Önce hangi araca gideceğiz? Önce ona ortadaki aracımıza girelim. Gidelim. Onun bir trigger kayışı dediğimiz araçların içinde hani bazısında zincir olan ve bazısında kayış olan trigger kayışını değiştireceğiz. Beraber bunlar orada konuşalım usta. Tamam, bakalım. Geçelim orada yardımcı. Bunun altından geçebiliriz. Geçebiliriz. Sorun yok. Bunun altında kullanıyoruz. Biraz da korkabilir miyiz yani? Yani korkulacak bir durum yok. Sonuçta hani bunlar lift desteğiyle çalışan, elektrikli mekanik motorla çalışan lift dediğimiz bir malzemedir bunlar. Biz altında kullanıyoruz. Hani güvenceli, test edilmiş bir malzemedir bunlar. Sorun herhangi olmuyor. Bir sıkıntı yok. Hayır, altında rahat rahat. Aracımıza doğru gidiyoruz. Tamam. Evet, diğer araçlarda tedavi oluyorlar herhalde. Onlar oldu, tedavisi oldu. Şimdi kapanıyor. Tamamlanmak üzere tedavisi. Bu aracımıza başlayacağız. Bu aracımıza başlayacağız. Öyle mi? Evet. Şimdi usta şunu söyleyeyim. Aracımız şöyle bakayım. Gayet güzel bir araç. Şimdi bu aracı ben size yardım edeceğim. Birlikte yapacağız. Tamam. Bana emanet etme, bana teslim etme konusunda evet, bir kez daha düşünün derim. Bakın araba güzel araba. Sonra niye böyle oldu? Vay efendim, bu araba çok güzeldi demeyin bana. Sonuçta biz bu arabanın mekaniğine bakıyoruz, ilgileniyoruz. Tabii ki gözden kaçmaz. Hani gözden kaçılmayacağı arıza olduğu için hani sen veya bizim elemanımız da olsa tabii ki tedbir amaçlı başında dururuz. Kontrol hep göz altında olur. Olur. Zaten bir sorun olsa da evvel Allah üstesinden geliriz, geliriz diyorsunuz. Sorun yok. Hani şimdi eyvallah. Peki usta ne yapacağız dedik buna? Trigger. Bunun trigger kayışını değiştireceğiz. Öncelikle zor olan bir araba. Hani kolay değişmeyen bir araba olduğu için bayağı vaktimizi alacak. Uzun sürebilir biraz. Vaktiniz var sizin de herhalde. Bizim vaktimiz tamam, bu usta. Tamam, beraber değişime başlarız. Trigger kayışını değiştireceğiz. Ne kadar zor olduğunu, ne kadar para zor kazandığını bu arada size görmüş olursunuz. Öğrenmiş olacağız. Peki nasıl başlayacağız? Tamam, bu arabayı ilk önce life kaldıracağız. Life kaldıracağız. Evet, life kaldıracağız. Alt kısımlarından mesela arabayı kaldıracağız. Altından sökmemiz gereken, üstünden sökmemiz gereken yerler var. Onları sökeceğiz. Ondan sonra trigger kayışıma ulaşacağız. Trigger kayışıma ulaştıktan sonra tabii ki detaylarını size daha sonra anlatacağım. Onları zamanla öğreneceğiz. Şimdi tamam, nasıl lifi kaldırıyoruz usta? Onu vallahi keyifli. Keyifli yani usta. Ara sıra böyle şeyler yapıyor musunuz? Ya tabii ki gerektiğinde üzerine biz de çıkabiliyoruz. İhtiyaç ama gerektiğinde. Tabii benim çok gereksiz bir eylem. Yok yani hani arabanın üzerinde yapılması işlem arkadaşlar orada yapılması gereken öyle bir halledebiliyoruz. Eyvallah. Evet, sonunda esas işlemimize başlamaya hazır hale geldik herhalde değil mi? Lifimizi kaldırdık. Şimdi trigger kısmı dediğimiz trigger bu kısmı. Ön kısmında olur. Aracın genellikle önlen çekiş araçlarda sağ tarafta olur bizim araçlarımızda. Sağ tarafından başlayacağız işleme. Bu trigger dediğimiz ne işe yarıyor? Trigger kayışı motorun kısaca motorun eksantrik veya motorun krankasına aldığı güçten dolayı çalışan mekanizmayı çalıştıran bir kayıştır. O motorun mekanizmanın tamamını trigger çalıştırıyor. Trigger tabii ki. Eyvallah. Değiştirmese ne olur? İzleyenlerimize de uyarılarda bulunmuş olalım bir taraftan. Zaten hani bunu
standartlar altında araçlar 60 bin kilometre ya da 4 yıl olarak ömür vermişlerdir. Onun için ya 4 yıl ya da 60 bin, hangisi önce dolarsa değiştirmesi gerekiyor. Değiştirmediği takdirde bunların swap dediğimiz olaylar var. Kayış atlama, kopma, yırtılma, aşınma gibi olaylarında kayış kopuyor ve swap'lar eğiliyor. Swap'lar eğildiği zaman motor hani yapılmak istiyor. Çünkü masraf bu hem masraf daha olarak artarak gidiyor. Tabii ki. O zaman izleyenlerimizle buradan uyarmış olalım. Trigger kayışı 4 yılda ya da 60 yani bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekmekte. Sadece bizim arabalarımız da 4 yıl veya 60 bin. Diğer araçlarda 60-80 bin olabiliyor. Araçlara göre değişiyor. Tabii ki araçlara göre değişiyor. Efendim az önceki bilginin genel geçer olmadığını zaman zaman değişebildiğini de eklemiş olalım. Yani zaman zaman da değişebilir. Tabii ki her araca hani belli bir kilometre vermişler ama biz sadece kendi arabalarımızda 4 yıl ya da 60 bin. Opel veya Chevrolet grubuna 4 yıl ya da 60 bin diye söylüyoruz. Tamamdır. Başka hadi başlayalım usta artık. Tamam bir... Nasıl anahtarımızı getirelim. Ben direkt başlayalım diye buradan anahtar mı getireceğiz? Ama tabii ne ki, getireceğiz? Hani ben dolabımı içerken hani takım sehpası var. Dolap olarak getireceğiz. Tabii dolap olarak getireceğim. O zaman bütün dolabı getirelim. Bütün takımlarımız mevcuttur. Yavaş yavaş dolaba gidelim. Bu lifin ters mantığı mı? Hayır, lifin ters mantığı değil. Bu gereken yerde hani life kalkmadan kullanabilecek, altını görebileceğimiz bir kanal dediğimiz yerdir burası. Yani aslında hani, lifle aynı mantıkla çalışıyor. Yani lif daha kapsamlı. Tabii ki daha aynı mantık. Sadece bunda aşağı iniyorsun. Hani araç yürümesi gerekiyor. Orada hani ileriye hareket ettiremezsin, geriye hareket ettiremezsin. O sabittir ama burada sen sabit durursun, araba gider. O yönde kullanıyoruz. Aşalım Musa. Ha kilitli mi dolabımız? Kilitli. Herkesin dolabı ayrıdır. Herkesin ayrı dolabı tabii var ki, burada evet. Öyle mi? Tabii ki herkese ayrı benim dolabı. Benim dolabım henüz yok, oluşturulmadı ama. Dolap, artık bu dolabı sana vereceğiz. Öyle mi? Evet, kullanacaksın bizimle beraber. Eyvallah, anahtarını alayım ben dolabın. Tabii ki, buyurun. Anahtarı sizin olabilir. Şimdi... Neler lazım bize usta? Şimdi zaten kullanabileceğim bütün takımlarımız mevcut burada. Hani arabaların bütün hani vidalarını sökecek, bütün işe yarayacak takımlarımın hepsi mevcut benim dolabımda ve bütün arkadaşların dolabında var. Tamam, şimdi? Şimdi kayış korumak için buraya fabrika plastik koymuş. İlk önce bunları sökeceğiz. Sökelim işte. Kaç tane daha var? Şurada da var herhalde. Şurayı açtık mı, hani kayış tarafını açtık mı işimizi görecek. Bu tarafı açacağız. Plastik mi usta bu? Plastik. Korumak için mi? Sert plastik tabii, korumak için. Kayışa... Çamur muydu? Yok, segmanları düştü de. İlk parçamızı çıkartmış olduk. Evet, ilk parçamız. Belki bundan çamurla sererseniz. Tamam. Evet, yani Hayri bu, ustamızdan da tabii sermemiz için bir şey geldi. Bunu genellikle hani aracın boyasını koruması için bez, mıknatıslıdır bu, yapışıyor kendine. Öyle mi? Tabii arabaya seriyoruz. Olay hani hasar önlemek için anahtar sıçrayabilir, değebilir. Boyayı atılmaması için ve hani araçlara zarar vermesi için kullandığımız bezdir. Tamam. Şimdi? Şimdi evet. Bunu sökmemize gerek yok. Bu kısmı halledebiliriz. O kısımdan çalışacağız öyle tabii mi? Tabii ki evet. Şöyle bir bakayım ben. Şimdi nereyi sökeceğiz? Şimdi krank aslanını sökeceğiz. Krank aslanı dediğimiz motorun ana bir kasnağıdır. Motorun hani ilk hareket ettiği kasnak budur. Krank kasnağı, onu sökeceğiz. Evet. Neyle sökeceğiz onu? Onun lokması var. Lokmasıyla sökeceğiz. İstersen size onu söktürebilirim. Tamam, ben sökeyim bunu. Yani siz bu anahtarı kullanmayı biliyor musunuz? Ya adlarını biliyor musunuz? Şimdi az önce sen lokma... Lokma demiştim, evet. Lokma dedim, dediğimiz usta, anahtar tamam. Bu. Bunu da... Buna soksak sanki muhteşem bir... Varsa bir tane daha alayım ben bunun yani ucuna. Yani onun bir de ucunda bizim asıl bu araları. Bu da kullandığımız aparat kolu. Bu lokmadır. Bu da lokma. Orayı açacak. Bu lokmadır. Boyu var mı? Ölçüsü vardır mutlaka. Tabii ki. Üzerinde yazıyor zaten hani kaçlık vidanın, kaçlık lokma olduğu. Bu 12 milimmiş herhalde. 12 milim. Bunu da buna takıyorum. Evet. Hani biz zaten bu işi hep bertaraf ettiğimiz için, baktığımız için, evet, baktığımız zaman lokmanın kaç vidaya olacağını biliyoruz. Direkt tabii anlıyorsunuz. Ki. Şimdi usta bunu... İstersen uzunluğunu çıkarın. Ha çok uzattım ha, ben evet onu değil mi? Bastırarak mı çıkaracaksınız? Yok, asılarak çıkaracaksınız. Ha zaten direkt çekince geliyormuş. Boş yere uğraşmışız o kadar. Yani ucuna ucu onda kaldı. Takın. Ucu onda kaldı. Bunu da taktık. Şimdi
ben ilk başta şurası mı diyeyim, yanlışsa düzelteceğim. Bunlar değil mi? Evet, onlar. Şuradan sökme ve sıkma kolu var. Şu anda hangisindeyiz? Şu anda sökmeliyiz. Ama şu an orada takılı değil herhalde. Evet, takılı değil. Lokmaya takacaksın herhalde ya. Ben şu an çok dengesiz durdum usta. Bak, şöyle hareket desteğiyle düz durdurmak için arkasını oturtabilirsiniz. Destek verebilirsiniz. Ve kendinizi asıldığınız zaman bir de sökmüş olursunuz. Şu an asılıyorum. Yani, basın. Evet. Hani usta, hayır, sökmüş olacaktı. Sökmeniz lazım ama sökemeniz. Bak, şunu şöyle uzatabilirsek daha destek alırız. Biraz kolundan daha uzatıp çekersek. Evet, siz de sökmeyi başardınız. Evet, sonunda sistemini çözdük usta. Şu anda açıldı yani, herhalde bunlar. Evet. Söküyor mu tamamen? Sökebilirsiniz. Yine lokma yardımıyla motor kulağını sökeceğiz. Lokma motor yardımıyla. Kulağını. Evet. Yükleyeyim mi usta? Diğerini ben sökeyim mi? Şu anda motor kulağını, öyle mi? Tamamdır. Şu anda açıldı hepsi. Bu motorun kulağı mıdır yoksa bu da mı kulak? Herhalde açıldı. Biraz daha açayım mı? Yeterli mi usta? Bu biraz daha sert bir vida herhalde, değil mi o zaman? Oh, şurada hafiften bir kas oluştu gibime geliyor. Evet. Çıktı herhalde. Yok, daha çekeceğiz. Daha çıkacak mı? Evet, kaç santim istiyorsun? Tabii ki boyda böyle değişebiliyor. 3 santim, 2 santim. Bu şu an benzinli bir motor. Hayır, dizel bir motor. Değil mi? Evet. Benzinli bir motorla dizel motor arasındaki motor kısmı anlamındaki en büyük fark nedir? Şimdi dizel sistemiyle motor, benzin sistemi çalışma sistemi farklıdır. Biri ateşleme yöntemiyle çalışır, biri sıkıştırma yöntemiyle çalışır. Mesela bazısında ateşleme bujisi vardır. Buji hep devamlı ateşleme çakar, benzinin kıvılcım almasını sağlar. Ama dizel motorlarda sıkıştırmanlardan dolayı, patlamadan dolayı yanma olayı farklıdır. Daha farklı. Dizel sistemi, benzin sistemi farklıdır. Evet, şimdi trigger kayışına ulaştık. Trigger kayışı bekliyoruz. Parça tedarini bekliyoruz. Bizim yedek parça yerimiz var. Arkadaşlarımız almaya gitti. Trigger kayışı bu mu usta? Evet, trigger kayışı bu. Bunun bir 60 bin kilometre ömrü ya da 4 yıl ömrü vardır. İlk söylediğimiz şekilde. Evet. Şimdi bunun gelmesini bekliyoruz ki değiştirebilelim. Bu arada kullandığımız malzemeleri isterseniz sefaya yerleştirelim. Tamam. En azından kırılma, zede görme olmasın. Burada başına bir şey gelmesin. Tabii, buyurun isterseniz siz söyle. Bunları şu sehpaya mı? Evet. Genellikle böyle sehpalar kullanıyoruz. Parçalar kırılmaması için. Tamamdır. Şöyle görmemeye gelmeden. Şimdi parçayı beklerken ne yapacağız usta? Parçayı beklerken istersen diğer bir arabamız daha var. Biz boş durmayalım. Evet, küçük bir sıkıntısı var. Onu halledelim. Cihaza bağlamamız gerekiyor. Cihaza bağlayacağız. Evet, hadi o zaman usta. Heyecanlandım biraz. Cihaza bakalım. Cihaz falan deyince hangi araba? Şu siyah arabamız. Şahalova'da. Siyah arabamız. Arızalanması yanıyormuş. İsterseniz bunu cihaza bağlayalım, arızasını tespit edelim. Arızalanması yanıyormuş, evet. Öyle mi? Usta kolay gelsin. Allah. Hemen ustamızla da bir tanışalım. Mikrofonumu şöyle ayarlayayım. Usta, sizin isminiz ne? Hayri. Hayri usta, sen ne yapıyorsun şu an burada? Aracımızın arızalanması yanıyormuş, ona bakacağız. Arızalanmasına bakacağız. Şu anda cihazımızı bağladık.
diagnostik bağlantıları yaptıktan sonra... Usta, ben senin diğer tarafına geleceğim. Aa, gelemem, kablo var. Tamam, şuradan durayım en iyisi. Şöyle. Evet, böyle güzel. Bu şekilde bağladık. Aracımızı Cruz 2012 model. Kendi evet. Zaten sistemde buldu. Şasi numarasını da hemen yazdı. 641. Bakalım şasi şimdi numarası doğru mu? Araca kabloyu bağlıyoruz. 641. O bize sıkıntısı ne söyleyecek mi? Evet, elektronik kısmı, motordaki elektronik kısmını, problem ne olduğunu göreceğiz şimdi. Şu anda da bağlantısı yapıldı herhalde, değil mi? Usta, ne yaptık? Bulabildik mi? Daha bakıyoruz. Daha bakıyor muyuz? Şimdi ne yaptık usta? Bağlantı yapıldı mı? Şu anda bağlantımız kurdu. Tamam mı? Arızaya bakacağız cihazımız. Evet, DTC ekranı. Evet, bir tane arızamız var aracımızın. Ne olduğunu görelim. Bir tane arızamız var. Evet. Egzoz eksantrik mili konumu ayar elemanı solenoid valve diyor. Konumu diyor. Arızası vermiş. Ve P0013. Nasıl bir arızadır usta yani? Elektronik. Şimdi tekrar arızayı mı okuyayım ben? Egzoz eksantrik mili konum ayar elemanı solenoid valve'ı falan diye gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Bundaki yapılacak işte eğer arızayı sildiğimiz zaman ortalıktan kaybolursa hiçbir işlem yapmamıza gerek kalmayacak. Ama arıza halen devam ederse solenoidimiz arkadaşlarımız temizleyecekler. Anladım. Bakalım temizliyoruz. Elektronik bir arıza olabilir yazılırsa, evet. O yüzden bir temizleyeceğiz ilk başta. Doğrudur. Şu anda tamam diyoruz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Heyecanlı bekleyiş. Evet, DTC tüm emisyonları silmek istiyor musunuz? Tamam diyoruz. Bekliyoruz. Sildi. Aracımız bir iki dakika çalışacak. Eğer vermezse sorun yok. Tekrar bekleyeceğiz kesinlikle. Bekleyelim. Şu anda sorun yok. Şu anda sorun yok. Biraz çalışsın. Aracımız biraz çalışsın. Şimdi usta, malzememiz geldi değil mi? Parça tedarimizi edildik. Bu makara bilyası. Sonsuz dönen bilya. Devamlı dönen, sadece kayışa yataklık yapan makara bilyası dediğimiz bilya bu. Kayışa artık, yataklık tabii. Yapan bir evet. Bilya öyle mi? Kayışa yataklık yapan ve kayışın esnemesini sağlayan, zor durumlarda gergisini ayarlayan bir tane daha bilyamız var. Bu da gergi bilyasıdır. Tamamdır. Makara bilyası avare olarak döner. Bu kayışın gergisini ayarlar. Hmm, o ayar yapıyor. Tabii, bu kendi halinde. Tabii kendi halinde. Hani koymasak ne olur? Bağımsız. Hayır. Kayışa yataklık o kadar da değil. Kayışa yataklık yapmaz için takmamız lazım. Tamamdır. Bu kayışın gergi bilyasıdır. Bu içinde yay kurma var. Kurma esner böyle. Hı-hı. Onun için buna makara bilyası, bu gergi bilyası diye geçiyor. Bu da trigger kayışımız. Bu da trigger kayışı. Evet, sabahtan beri ulaşmaya çalıştığımız, değiştirecek olduğumuz kayış bu, öyle mi? Evet. Şöyle bir gösterelim. Sert plastik herhalde değil mi? Sert tabii. Kavcuktan yapılan, içi telli, görünmeyen teller var içinde. Görünmeyen saç teller. Saç bundan ince, belki yüzlerce komple telden oluşan kavucuk bir kayış. Lastikten yapılan bir şey var. Peki nasıl değiştireceğiz usta? Değiştirelim kayış hadi. Kayış değiştirmeye başlayacağız. Kayışımız geldi. Şöyle koyalım. Kayışı o tarafa koyalım. Ne lazım? Şimdi bir 13 yarım dediğimiz anahtar lazım. Ne lazım? 13 anahtar lazım. 13 yarım. 12. 13. 13. Bizim yarım yetim olduğumuz anahtarlar. Halk yerine tek denildi. Evet, 13. Onu al usta. Başka? Evet. Şu anda ihtiyaç yok. Bu yeterli mi? İsterseniz söyle. Şöyle bir bakayım. Bunu söküyoruz. Şu an gittikçe derinlere inmeye başladı. Çok bir şey göremiyorum ben. Gergi bilyasını söküyoruz şu anda. Şu anda gergi bilyasını söküyoruz öyle mi? Ben sökeyim mi onu usta? Bir saniye abi. Ona bir usta eli değmesi gerekiyor. Hangisiydi ya? Ha şu. Evet. Biraz da şöyle.
Erseniz lamba. Işığımız da geldi, evet. Çok iyi oldu. Şu anda gergi bilyasını söküyoruz, öyle mi? Evet. Usta şu nedir? Neyim bir de sor. Hangisi? Şu. Görebilir miyim? Şuradaki. O motor kulak bağlantı vidaları. İlk söktüğümüz, bayağı uğraştığımız kulak. Onun bağlantı vidasıdır. Öyle mi? Sürekli insan eline takılıyor çünkü hiç sevimli bir vida değil de. O yüzden sordum. Evet. Eski tekerlek kayışımızı çıkartmış olduk. Evet. Herhangi bir yıpranma, herhangi bir yıpranma söz konusu şöyle bir aslında şey değil. Ağızlarında bak soyulmalar var. Ha şuralar. Evet, bu kısımlarında soyulmalar var. Tabii hani halk dilinde de şöyle anlaşılıyor, şöyle olduğu zaman çatlaklar ulaşabilir. Yavaş yavaş çatlaklar görünmeye başlıyor böyle yaptığımız zaman değil mi? Yani. Ömrü dolmuş yani. Ömrü dolmaya başlamış, soyulmaya başlamış en azından. Bakınca bilinmiyor ama bunu kilometre veya yıl bazında takip ederek hani kendi inisiyatifinizin altında 50.000 60.000'de ben yaptım, değiştirmem gerek demeniz lazım. Tamamdır. Şimdi yenisini mi takacağız? İşte bilyalarını sökeceğiz. Ha daha sökmedik. Şunu hemen şunu sökmeye devam edeyim ben usta. Orada kaldı. Bunun yenisini mi takacaktık onun usta? Onun yenisini takacağız. Değişmesi gerekiyor öyle mi? Değişmesi gerekiyor. Şunu alayım mı? İstersen o vida hani ha, var mı üstünde? Üstünde var. Vidalar yenilendiği için tamam. Hani halk dilinde usta vida arttırıyor. Vida arttırmak fabrika aslında fazlası dediği... işte artan vida bu değil evet, mi yani? Evet, artan vida bu aslında. Fabrika fazlası dedikleri vida bu. Fabrika fazlası değil, vida hani aşınmadan dolayı. Tamamdır. Yenisini fabrika koyduğu için halk dilinde vida arttırma diye biliniyor. Tamamdır usta. Burada çok kesici bir yer var. Şu şekilde değil mi? Evet, o şekilde. İki elle girmek gerekecek. Biraz elimle tutturup sonra anahtarla sıkacağım. Bak farkındaysan usta nasıl takacağız, nereye koyacağız gibi soruları evet. Hiç sormadım. Direkt atladım. Evet, şu anda tutmaya başladı herhalde. Biraz daha elimizle sıkıp şimdi sıkıştırıyoruz. Direkt sıkıştı yalnız usta. Bakabilir miyim? Siz bir bakın. Tamam sıkmışsınız zaten ama hani az gevşeteceğiz. Kayış taktıktan sonra bu gergi biraz olduğu için hani gergisini ayarlayacağız. Şöyle yapalım. Bunun gergisini ayarlayacağız. Tamamdır. Evet, şimdi yeni tirger kayışımızı takacağız. Yerine oturtalım. Altı oturdu herhalde değil altı mi? Altı oturdu evet. Tamamdır. Şimdi buradan dolaşarak gelecek miyim? Evet. Oradan şöyle dolaşarak gelecek. Şu kısma değil mi? Hayır. Şu kısma. Ha. Siz yardımcı olun. Bir sevdiğiniz gibi şöyle. Burada şu araya giriyor. Şu araya. Hayır. O araya değil mi? Öyle değil. O değil. Neydi? O başka bir şey miydi? O dış kayış artı. Şöyle. Şimdi şuradan şöyle. Altından dolaşacak. Tabii altından dolaşacak. Şu anda çok göremiyorum ama oturdu herhalde. Bunun üstüne mi altına mı? Onun altından geçecek. Altından geçecek. Şurada da yeniden yukarı girecek değil mi? Evet. Ben istersen bu kısmı almayayım. Şöyle. Kayış gerginliği. İşte bu kayışın neden bu kadar uzun bir yoldan ilerletmişiz acaba? Hani hep örnek veririz ya kulağını buradan tutmak değil de böyle tutmak diye. Öyle bir dolaşıyor ki kayış içeride. Oturmadı mı? Oturacak. Bir saniye. Takması zor. Çıkartması daha kolaydı değil çıkartması mi? Çıkartması kolay ama takması zor. Şöyle birazdan öbür tarafa geleyim yanına. Şuradan destek olmaya çalışayım. Aslayım Musa. Bir saniye abi.
En son yukarıyı takacağız. Kayışın gerdirme ve gerginin ne kadar çalıştığı bir yer. Ben bir yere takıldım mı? Ha. Şimdi ben biraz daha bu tarafa tabii, geleyim. Buyurun. Şöyle. Şimdi kayışımızın gergi vidası dediğimiz olaydan kayışı gereceğiz. Germeye başlıyoruz öyle mi? Evet. Ne kadar gergin olacağını tespit ediyoruz burada değil tabii mi? Tabii. Gerginliği de tamam. Gerginliği tamam. Tekrar kayışı anahtar yöntemiyle motoru çevireceğiz. Kayışın dönüklüğünü var mı? Tabii ki olası. Hani gözden kaçmaması için. Gözden hata kaçan yerleri. Hata kabul etmemesi için tabii ki tekrar kontrolünü yapacağız. Tamamdır. Nereye çevireceğiz? Aşağıyı motordan çevireceğiz. Aşağıdan mı çevireceğiz? Şöyle yapalım. Evet, aşağıdan çevireceğiz. Ben size göstereyim. Tamamdır. Siz bana nereden çevirileceğini gösterin. 140 beygir. Evet. Bu arabayı motorunu çalıştırıyor değil mi bu araba? Evet, tabii. Şu anda 140 beygirin yaptığı işi kendi başıma yapıyorum usta. Tabii ki. Ha, performansım biraz daha düşük olabilir ama en nihayetinde bu motoru döndüren 140 tane beygir. Bakınız bir beygir. Daha döndürelim mi usta? Biraz daha döndüreceğiz. Gittikçe de ağırlaşıyor mudur yoksa benim kolum mu hafifleşiyor? Evet. Döndüreyim mi daha usta? Biraz daha. Zaten en fazla biraz daha döndürebilirim. Az bir şey daha döndüreceğiz. Aynı zamanda yavaş, şuraya yavaş, da bir baskı. Yavaş yavaş. Onun şimdi biz için, yani o diğer bağlantı, diğer malzemelerle olan bağlantısını tabii, kontrol ediyoruz. Evet, kontrol ediyoruz. Hani bunların da işaretleri var. Bakın. Şurada bir tane nokta var. Görüyor musunuz? Hı hı. Böyle kaba hani evet gördüm şu anda. Malzemesinde bir kabalık. Burada da böyle hani izi var. Kendi orijinal olarak yapılmış bir iz. Evet. Fabrikanın yaptığı. Bu buna karşı karşıya gelir. Bunda da karşı karşıya gelen nokta var. Ben onu kontrol ettim içinden şimdi şu anda. Hı hı. İçeride siz göremiyorsunuz ama içeride burada bak. Burada. Evet gördüm ben şu anda. Tam bunun içinde de var. Tam buraya denk geliyor. İçeri kısmında. Buna şu anda hani, tamam mı yani? Tabii şu anda. Bunu çıkartayım tamam. mı? Çıkartabilirsin. Şu anda gergisini de ayarladık. Kayışın gerginliği tam istediğimiz gibi. Evet, tirgel kayışımız başarılı bir şekilde değiştirildi. Tamam. Geriye sadece söktüğümüz parçaları yerleştirmek kaldı. Şöyle bakalım yapalım. Onu da ne kadar sürede en son tamamlayacağız. Kontrolünü yapalım bir daha hani geriye dönmemek için. Şu an için. Çalıştırıp deneyecek miyiz? Şu anda çalıştırmayız. Zaten hani kontrolünü ettiğimiz için. Gerek yok. Gerek yok. Evet, şimdi en son kulağı tekrar sıkıştırıyoruz evet, değil kulağı mi? Kulağı sıkıyoruz. Tirgel kayışını değiştirmiş olduk. Tirgel kayışımızı tamamen değiştirdik. Şu kapattık. Şu anda hava filtresini... Hava filtresini takacağız. Getireyim ben sana usta. Bunun bir borusu vardı. Onun borusu önünde. O yukarıya takacağız. Ha o yukarı. Bununla alakası yok. Şimdi bunu nereye koyacağız şöyle, usta? Şöyle iç kısmına oturacağız haznesinin yerine. Bir bakalım. Oturmadı mı? Biraz indirecek evet. miyiz? Usta o kadar çalıştık. Evet. Acıktık. Bir yemeği yani, hak etmedik tabii mi? Tabii ki yemeği hak ettik. İsterseniz beraber yemek yiyelim. Yemek yiyelim ondan sonra yağını değiştirelim. Tabii ki. Mutfağımıza gidelim hep beraber yemeğimizi yiyelim. Ben güzel. Size yemek ikram edeyim. Şimdi güzel. Normalde yani yemek istediğimiz zaman ya da çay istediğimiz zaman tek seferde olmuyor. Önce bir hak et bakalım deniliyor. Evet. Yine tek seferde yemeği almayı başardık. Yemeğe gidelim usta. Tabii ki. Haydi evet. o zaman. Evet şimdi yemekhanemize geldik. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Oturalım mı usta? Oturalım abi. Önce yemeğimizi mi alacağız? Misafirimiz var. Yemek alalım. Varsa bir yemek. Sofranızda bana da bir yer. Abi artık bir ayak uyduruyor bak. Bundan sonra iyi. Buradayız. Çalıştırıyoruz. Evet şimdi yemeğimizi yedik ve yeniden yağ değişimi için aracımızın yanına geldik değil mi Murat Usta? Evet. Aracımız bir gelene kadar kaldırılmış. Hazırladık. Yağını salacağız şimdi. Yağ değişimini ne yapacağız? Son ofislerimiz var. Onları da değiştireceğiz.
Ondan sonra aracımı çalıştıracağız, testini yapacağız, sonra işlemi bitireceğiz. Ve bu aracın işlemi bitmiş olacak. Evet. Şu an neyle başlayacağız peki? Yağını salacağız ilk. Yağını nasıl salacağız? Sen zaten söktüm ben. Yağını şimdi burada tapa dediğimiz olay var. Yağ haznesini salmamız için. Bu mu? Evet, yağ haznesi bu. Tamam. Yağ haznesini salmam için buraya bir sene vida koymuşlar tahliyesi için. Tamam, değişimi onu açacağız. Yağ oradan boşalacak. Evet, oradan boşalacak. Açalım mı? Tabii ki. Şöyle yapalım. Çekilmeli miyim ben altına? Yok, ben size çekeyim, siz salın yağını. Ne lazım usta? Dur ustacığım, lokması lazım. Gene lokma kullanacak. Lokma mı? Evet. Lokma yardımıyla. Ben çevireyim mi usta? Çok güzel. Şimdilik bizim kendimizin yağ hazneleri var. Devamlı bu işi yasaldığımız için yağ hazneleri buraya ona topluyoruz. Onu mu getireyim? Tabii yere atmaması için. O ben getireyim usta. Yağ haznemiz bu öyle mi? Evet, yağ haznemiz bu. Şuradan şöyle geçirelim. Evet. Çok yatırmayalım. İyi Musa. İyi. Evet, şimdi yağını salabiliriz. Açacağız mıyız? Üzerine dikkat et, evet. Sıçrama ihtimali yok, var sıçrama mı? Sıçrama ihtimali var. Yalnız yavaş yavaş. Karşısına çekilin, yandan sökün. Şöyle. Kamerayı daha uzak tutmanız isterseniz. Evet. Çekiyorum bunu. Çekin yavaş yavaş. Çekin, çekin, çekin. Evet. Evet. Bu da elimizde kalan kısmı. Evet. Bunu şöyle bırakayım onu mı? Onu size alayım ben. Şöyle bez vereyim. Şöyle yağımızı... Bu yağ ne değişik bir şey. Yağ, evet. Yani siyahlaşmış, genellikle güzel mi, kötü mü çok anlayamadım ama şöyle yağımızı aşınmış, yani aşınmış, bir aşınmış yağ, eskimiş evet, bir yağ değil mi? Yağ. Ben size göstereyim, yeni yağ dökerken arasındaki farkı zaten göreceksiniz. Hani evet, şu anda %100 derecede fark var, renk farkı olarak, özellik olarak. Kullandıkça rengi siyahlaşmaya başlıyor. Şuradan evet, da bakarsak simsiyah akıyor değil mi? Evet, altında şöyle başka ne varmış diye keşfe çıkayım ben. Bu egzoz kısmı herhalde. Bu egzoz kısmı. Bu genellikle bu yeni model, yeni nesil araçlarda katalitik konvektör ve partikül filtre dediğimiz, hani zaman zaman duyulur. Hiç duymadım bu, yani. Partikül filtresi. Artık yeni nesil araçlarda karbondioksit, monoksit gazını direkt egzozdan atmaması için olan önce bir filtre. Tabii bu burada yakıyor. Bu 400 santigrat dereceye kadar ısınıyor. Artısı da var. Minimum 400 santigrat derece artı yükseklik ısıya ulaşıyor. İçinde filtre var. Porselenin oluşan bir filtre var. Yanmayan. Isı yakıyor. Dışarıya kirli gazı bu yakıp egzoza gönderiyor. Bu partikül filtre dediğimiz olay bu. Artı bu araba 4x4 olduğu için şart var. Şart. Hem önden çekişi hem arkadan çekişi. Bu şart değil mi? Şart, arkadaki evet, tekerlere güç gönderen tabii, mekanizma. Evet. Arzı defransiyel. Bu nedir usta? Bu bağajla alakalı bir şey. Hayır, yakıt deposu. Yakıt deposu mu? Yakıt deposu bu. Vay canına. Yakıt deposu da burada. Hani en azından aşınma var mı yok mu bakalım, kaçırma olmasın, yağ damlatma, buna benzer şeyler hani olmasın tekrar diye kontrol ediyoruz. Bakmak zorunda kalmıyor. Evet, bu düzgün. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok, sorun yok. Takılabilir. Kapatayım mı yerini? Evet, kapatacağız. Kapatmak daha temiz bir işlem. Bir lokma yardımıyla sıkmamız gerekiyor herhalde değil mi? Üstünde yağ yok şu anda değil mi? Yok. Tamamen. İstersen ben çekeyim. Tamamdır, sen tapayı sıkabilir. Ben sıkabilir şöyle. Evet, az önce kapattığımız tapamızı sıkmamız gerekiyor. Şöyle, şöyle arkasından destek yaparak. Hop. Sıyırmadan. Evet. Tutturamadık. Şu anda sıkıştı mı acaba, o yüzden mi oldu? Sıktı ama iyice hani kontrol etmek evet, gerekiyor. Bir de ben kontrol edeyim. Siz kontrol edin usta. Bundan bir tık ötesi herhalde kırmak olacak. Evet. Şu anda sıktık.
Gayet sağlam. Şimdi yağımızı dökeceğiz, şimdi ekleyeceğiz. Filtremizi şu anda içinde yağ yokken arabayı çalıştırırsak ne olur? Hayır, çalışmaz. Motor zede görür. Hani yatak dediğimiz olaylar var. Kranç dediğimiz olay var. Onlar zede görür. Onun için yağ çalıştırmak çok sağlıklı değil. Hiç sağlıklı değil. Hiç sağlıklı değil hatta. Değil mi? Evet, öyle. Peki çıkalım mı? İndirecek miyiz arabayı? Tabii indireceğiz şimdi. Şöyle hemen bezimizi koyalım. Kontrol edelim. İndirelim evet, Musa. Hepimizi indireceğiz. Tamamdır. Evet, yeniden evet. İndiriyorum şu an. İndirebilirsin. Tamamen yere değsin Musa. Şimdi ne yapıyoruz Usta? Şimdi yağ filtresini değiştireceğiz. Yağını değiştirdik ama onun bir de filtresi var. Bitmedi yani sadece yok, yağ. Yok hayır, daha bitmedi. Yağ değişimi ne bitmiyor. Arada biraz zor bir yerde. Yine meşakkatli evet. Bir vidayla karşı karşıyayız. Zor şartlar altında. Zor şartlar değil evet. Mi? Ama gerçekten çok zor yani. Sürekli bir şeylere dikkat ederek yani tabii işte de. Sağdakine zarar vermeden aradan elinize sokarak falan filan uğraş gerektiriyor yani. Evet, zahmetli bir iş. Dikkat gerektiren çok. Peki zaman zaman oluyor mu? Hani bir tarafı oradaki vidayı açacağım derken başka taraftaki bir şeye zarar verdiğiniz? Ya, nadir oluyor tabii. İnsanoğlu hata yapmaz diye bir şey yok. Hatalar olabiliyor. Zaman zaman kırılabiliyor. Ama telafi ediliyor. Tabii telafi edilebiliyor. Şu mesela nedir usta bu? O yakıt borusu. Altta gösterdim borunun devamı. Yakıt evet. Borusu buydu değil mi? Yağ filtresi de bu. İşte ne kadar yağında kararmış durum olduğunu gördünüz. Evet, az önce onu çok iyi yakından gördüm. Yağ filtresi de bu. Tırnaklı. Sıçrayabilir. Sıçrayabilir. Peki. Şöyle yapalım. İçine çıkaralım. Evet. Kendi kutusunda çıkartırsak. Evet. Filtremizin durumu ne usta? Filtremizin durumu, şimdi yeni filtreye karşılaştıralım. Siz verin görün ne durumda olduğunu. Tamamdır, buna baktık. Bir de yeni filtreye bakalım. Yeni filtremiz burada. Burada mı? Yerli tedarik ettik yeni filtremizi. Bir açalım bakalım bunu. Şu mu acaba? Evet, buna daha çok evet, o yeni filtremiz. Bu da yeni filtre öyle evet. Mi? Az önceki tamamen simsiyah. Buraları yıpranıyormuşsa? Tabii ki oralar zaman zaman sertleşme yapıyor. Yağ bakımı hani zamanında yağ değiştirilmezse, filtre zamanında değiştirilmezse ısınıp soğuyor. Yağın özelliğinden dolayı sertleşme yapıyor. İçine dökülme İçine yapıyor. İçine dökülme yapıyor. Bunu evet, ne yapacağız? O da o-ringi. Yağ kaçırmaması için. Bırakalım mı? Takabilirsin. Ortasına biraz... Tamam, üzerine bastır. Geçer. Evet, şöyle... Evet. Yerleşti şu anda. Bu burada conta herhalde. Burada lastiği var. Evet, yağ kaçırmaması için. Bu da tamam. Bir yeniden yerine tamam. Mi takacağız? Evet, yerine takacağız. Şöyle ben size şurayı açayım. Yerleşti Musa. Geçiyor yani evet, şu anda geçti. Taktım, sıkmayı deniyorum. Yine lokma yardımıyla. Tabii ki. Bu yakıt borusu değil mi hala? Evet, o yakıt borusu. Sol taraftaki de o. Biri geri dönüş, biri normal basınç. Sıkıştırmamız gerekiyor. Tabii, sıkıştırmamız gerekiyor. Lokma yardımıyla tekrar. Tamam mıdır orası usta? Orası tamam. Şimdi ne kaldı? Şimdi başka filtremize geçeceğiz. Ne yapacağız? Başka bir filtremiz daha var.
Bir filtre daha var, evet, değil mi? Onu da değiştireceğiz. O ne filtresi? Bu yakıt filtresi. Bunu da mengeneye sıkıştıracağız. Tabii, mengeneye değiştirelim. Tamamdır, bunu alıp götürelim o zaman. Evet. Alayım şu ben. Şu filtremizi alalım yenisini. Ha, şu yenisi. Evet. Ambalajı da oldukça güzel bir ambalaj. Şık bir ambalaj. Şimdi açıyorum ben bunu. Tabii ki açabilirsin. Aradaki farkı burada yine görürsün. Bu sefer önce yenisini göreyim hemen hızlıca. Şimdi. Şimdi haznemi çevireyim tutacağız. Mi? Sen çevireceksin. Ama bu tarafa. Dikkat gerektiren bir olay. Evet, o taraf. Senden tarafa. Çok dikkatliyim usta şu anda. Çevireyim mi? Çevir yavaş yavaş. Evet. Herhalde açıldı. Bunu el yardımıyla sökebiliriz. Şimdi çıkartıyoruz. Çıkan filtre. Yeni filtremiz bu. Evet. Çıkan filtre bu, öyle mi? Evet. Arasındaki fark. Bu içindeki şey mazot. Ne? Mavi. Mazot. Mazot. Yakıt. Yeniden aracımızı yerleştireceğiz. Ve son işlemimizi de tamamlamış olacağız herhalde, evet, değil mi? Evet. Filtremizi dökeceğiz, takacağız. Ha, bir daha hava filtresi var daha sonra. Takacağız. Onun sonra yağını dökeceğiz. Şu boruyu ben tutayım şöyle. Hava filtremizin içinde değişti herhalde. Tabii, değil mi? Tabii değişti. İçinde değişti. Gövdesini kapağını mı kapatacağız? Şöyle kapağını. Kapağını taktık. Şu an oturdu mu? Tamam, zaten hani filtreyi ortalıyor, yerleri var. Tornada yöntemine sıkacağız. Tamamdır. Bakabilir miyim? Usta boşa dönüyor herhalde yani. Sürekli döndürüyorum. Bir saniye. Oturmadı mı? Oturmamış. Şimdi herhalde oturdu gibi görünüyor ama. Neyse kalın usta. Bu da tamam herhalde usta. Tamam. Şu anda bir yağını dökeceğiz. Motoru yağını döküp ondan sonra işlemi, evet, tamamlamış olacağız. Nereden döküyoruz? Şuradan mı? Evet, yani kapağını döküyoruz. Açabilirsin. Biraz sert bir kapak. Dökeyim mi usta? Evet, yağını dökeceğiz şimdi. Siz başlayın isterseniz. İsteyeyim. Evet, yeni yağ da bu. Arasındaki fark. Az önceki renkle bu renk arasında uzaktan yakından herhangi bir ilişki yok değil mi? Yani tabii simsiyah ki bir yağ vardı. Şu anda ki yağımız bir zeytinyağı rengine yakın diyebiliriz. Kaç litre yağ dökülecek? 6 litre. Şu elimizdeki 4 şişe, litre. Bundan sonra bir 2 litre daha mı litre dökeceğiz? 2 litre ilave edeceğiz. Dışına akan yağı silelim. Burada kalsa ne olur o yağlar? Yani hani egzoza yakıt hattına giderse koku yapar. Hani Allah muhafaza çok yüksek derecede ısı gördüğü için, hı hı, 4 santigrat derece demiştim. Onun üzerine gelirse belki hani alev alma riski çok yüksek. O yüzden bulunmaması gerekiyor. Tabii ki. Bakın az önceki içindeki yağ bu boyut, bu renkteydi. Evet. Artık yavaş yavaş yağ özelliğini kaybetmeye başlıyor. Tabii ki, değil mi? Kapatıyormuş. Kapatabilirsin. Parmağına yeni yağ aldığın zaman zaten kayganlık özelliği çok fazladır. Zeytinyağı gibi eline yapışmaz. Elin devamlı kayar ama eskiyen yağ arasındaki fark, eline yapışır, katılaşır, kayganın özelliği yoktur. Kaymaz. Eline yapışık kalır. Eskimiş yağını öyle anlayabilirsiniz. Eyvallah. Bir kontrol edin isterseniz. Ben kapattım. Tabii. Kontrol edeceğim. Döktüğümüz yağ buradan da kontrol edebiliriz. Tabii ki çalıştırmadan edemeyiz ama en azından seviyesini anlamak için belki. Bize zaten minimum maksimum diye yazar. Buradan kontrol edebilirsiniz. Yağımız, evet, maksimum seviyede.
Tamam. Maksimum da görünüyor. Evet. Tamamdır. Kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. İkincisi boruları kapatalım. O borular ne borusuysa? O direkt hidrolik direksiyon borusu. Döndürdüğümüz direksiyonun pompasının borusu. Tamamdır. Bu motorun kapağının olmasının nedeni ne usta? Motorun kapak olması motordan sıcaklığı kabuta vurduğu zaman boyanın çatlamaması buna benzer şeyleri önlemek için. O sıcaklığı burada mı? Sıcaklığı önlemesi için hani yukarıya vermemesi için rüzgar alttan esiyor. Tamponun aralarında rüzgar gözenekleri var. Buradan altta hem havayı öne vurup motoru soğusun diye ve motorun ısısından dolayı kabutun boya çatlamaması diye bu kapağı koyuyorlar. Eyvallah. Biraz daha görsellik, görünüm açısı. O da var tabi. Şöyle elimle bir temizlik işlemiyle birlikte şu kısmı. Bunu da temizleyeceğiz hava tutarak. Sıra artık yavaş yavaş. Şuna geldi. Evet. Şöyle değil mi? Evet, odanın borusu. Onunla mı sıkacağız? Burada sana bir yardım var. Evet, buradan tamam. Sıkacağız. Evet, şimdi aracımızın son işlemini de tamamladık ve çalıştırdık. Şu anda arabamız çalışıyor. Herhangi evet. Bir sıkıntı yok. Yok. Trigger setimizle ilgili bir sorun yok. Yok. Yağımızla alakalı bir sorun yok. Yok. Şu anda gayet düzgün tamam. Değil mi? Tamam. Bütün bakımlarını yaptık. Aracımız tamam. Tamamdır. O zaman yapıldı. O zaman kaputumuzu kapatalım. Murat Usta, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İlginizle yardımcı oldunuz. Çok sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Evet, programımızın sonuna geldik, veda edeceğiz ama öncesinde buradaki en yetkili ismin, en büyük ustanın yanına geldik herhalde değil mi usta? Eyvallah, doğru. Hayri Bey'in yanına geldik. 31 yıldır bu işi yapıyorum. 31 yıldır bu işi yapıyorsunuz evet. Öyle mi? Evet. Gerçekten oldukça zor bir meslek. Allah kolaylık versin. Biz bugün hani ucundan kenarından bir şeyler yapmaya çalıştık ama hani halimiz oldukça ortada. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum Konya Opel'e. Çok sağ olun size ve Konya Opel'e de tüm ekibe bugün çok yardımcı oldular bize. Sizin nezdinize teşekkür ediyorum. Vallahi. Sağ olun, görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Efendim, bu hafta da Ekmek Parası'nın sonuna geldik. Haftaya bambaşka bir bölümde tekrar karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.